Hey. Noel'den nefret ederim. Bu parti yanıyor. Pika pika. Bir takla atayım. Ben iyiyim. İşte benim hediyem. Şimdiye kadarki gördüğüm en iyi hediye. Nasıl görünüyor? Kendimi iyi hissetmiyorum. Neler oluyor? Sen iyi misin? Acilen yardıma ihtiyacı var. Köpeğe ne yaptın? Hiçbir şey. Yemin ederim benim suçum değildi. Buna inanmıyorum. Köpeğe ne yaptın seni sürüngen? Pika pika. Hiçbir şey yapmadım. İyi mi? Köpek iyi mi? Hayır. O öldü. Ne? Pika. Gitmeliyim. Pika pika. Hiçbir şeye dokunma. Burası suç mahalli. Kendine gel. Artık sızlanmak yok. 911'i arayın. Polis hemen gelir. Gerçekten herkes bunun arkasında Grinch'in olduğunu söyleyebilir. Pika pika. Ben mi? Benim bununla hiçbir ilgim yok. Belki de katil sensin. Ben değilim. Ama belki de Pikachu'dur. Pika. Olay yeri nerede? İşte her şey burada oldu. Ne sevimli bir köpek yavrusu. Kim yaptı bunu? Hiçbir fikrimiz yok. Bu yüzden seni çağırdık. Durum çok karışık. Desteğe ihtiyacım var. Bize yorumlarda yardım edin çocuklar. Hemen merkeze geri dönün. Emredersiniz. Üzgünüm. Karakola geri dönmeliyim. Dava ne olacak? İhtiyacınız olan tüm ekipmanlar burada. Al bunu. İtiraf edeceksin. Tutun onu. Bu işi çözeceğiz. Hipnozla. Aslında bir yalan dedektörü kullanalım. Vay, harika görünüyor. Eve gitmek istiyorum. Gitmek istiyorum. Olduğun yerde kal. Pika pika. Çay ya da kahve ister misin? İsterim tabii ki. Bize nasıl köpek katili olduğunu anlat. Hadi. Tamam, sana her şeyi anlatacağım. Partiye geldim. Noel'den pek haz etmem. Bilirsiniz, Noel'den nefret ederim. Tüm hızıyla devam ediyordu. Herkese merhaba dedim. Hediyemi diğerlerinin yanına bıraktım. Ve dans pistindeki herkese katıldım. Havamı attıktan sonra köpeğin kendisine verilen yemeği yediğini fark ettim. Neyin var ufaklık? İyi misin? Hastalandı. Ben de onu kurtarmaya çalıştım. Yalancı, onu sen öldürdün. Hayır, ben öldürmedim. Biliyordum. Onu yiyebilir miyim? Pika pika. Bırakın da onu kırtlatayım. Şiddet gerçekten gereksiz. Ne yaparsanız yapın. Bu kadar. Ne istersek mi? Güzel. Bu çorabı kendim ördüm. Pika. Hayır, geri alın şunları. Bu ışıklar hakkında ne düşünüyorsun? Noel'le ilgili her şeyden nefret ediyorum. Şimdi doğruyu söyleyecek misin? Hayır, hayır. Bu durumda Noel'i her gün kutlayacağız. Pekala, her şeyi anlatacağım. Partiye bilerek en son ben geldim. Her
herkes Noel'den nefret ettiğimi düşünüyor. Ama hikayenin tamamı bu değil. Partiye davet edilmiştim nihayetinde. Hediyelere gizlice yaklaştım. Hediye yerine kömür koydum. Köpek hediyesi için değil ama. Köpeklere karşı zaafım olduğunu herkes bilir. Tam dışarı çıkacaktım ki köpeğin hasta olduğunu fark ettim ve onu kurtarmaya çalıştım. Doğruyu söylüyor. Evet, çalıntı eşyalarının olduğu çantayı buldum. Köpeği kurtarmak istemiş. Noel hediyelerini çalmış olabilirim ama köpeğe asla zarar vermem. Peki ona kim zarar vermiş olabilir? Tabii ki vampir. Onu ısırdı ve kanını içti. Ben masumum, beni suçlama. Saklayacak hiçbir şeyim yok benim. Gümüş kelepçeler canını yakmadan acele etsen iyi olur. Bunları da nereden buldun? Hava berbattı. Uber bulamadım. Ben de kendim uçtum. İniş yaptım ve muhteşem girişimle herkesi etkiledim. Merhaba dedim ve harika hediyemi diğerlerinin yanına koydum. Herkes mükemmel görünen hediyeme bayıldı. İçecek bir şeyler aldım. Kendimi tüm sevimli hayvanlara tanıttım ve birlikte fotoğraf çektirmeyi önerdim. Bir sürü fotoğraf çekildik ve muhteşem çıktılar. Harika görünüyordum. DJ harika bir parça çaldı ve dans etmeye başladık. Tüm gözler benim üzerimdeydi. Bunların hepsini hatırlıyorum. Ama cihaz yalan söylediğini söylüyor. Belki biraz da şu gümüş kelepçeleri çıkarır mısın? Güzel. Şimdi bize gerçekte neler olduğunu anlat. Unut gitsin. Sahte bir kazık ikna edici olur mu? Belki bu kolye içindekileri dökmene yardım eder. Ah, sarımsak, çenemi kapatıyorum. Bana başka seçenek bırakmadın. Korkunç perdeler olmaz. Tamam, konuşacağım. Tamam. Ben biraz sakar bir vampirim. Sıradan bir gündü benim için. Buraya gelmem biraz zaman aldı. Çok yorgundum. Bu yüzden inişim zor oldu. Herkes gördü ve bana güldü. Hediyemi diğerlerinin yanına atmak istedim ama ceketime takıldım ve hediyeyi kırdım. İçeceklere gelince nefret ettiğim sahte kandan başka bir şey yoktu. Tavşanı gördüm ve benim için olduğunu düşündüm ama şirin kedi onu benden aldı. Ve Pikachu bana bağırdı. Ortamı düzelteyim diye bir fotoğraf çekilmeyi önerdim. Tabii ki de resimde ben yoktum. Bu yüzden herkes buna güldü. Müzik çok güzeldi ama ben nasıl dans edeceğimi bilmiyordum. Çıldırdım ve hepinizi hipnotize edip bunu unutturmayı seçtim. Az önce tanık olduğun şeyi asla hatırlamayacaksın. Sen de hatalı değilsin. Kan içebilirim ama hayvanlara zarar vermem asla. Bu doğru. Kaza için özür diledi. Yani artık tahta kaza ihtiyacın yok. Pika pika. Asıl soru bunu kimin yaptığı? Sen yaptın. Seni köpekle kavga ederken gördüm. Ben mi? Tabii ki hayır. Herkes hayvanları sevdiğimi bilir. Bize neler olduğunu anlat. Tamam, anlatıyorum. Bir sürü hediyeyle geldim. Herkese merhaba dedim. Pikachu'ya, tavşana, DJ'ye. Sonra hediyeleri köpeğin bulunduğu masaya koydum. Onu sevdim ve en iyi dileklerimi ilettim. Benden küçük bir mucize yaratmamı istedi. Ben de yaptım ve çok sevdi.
Sonra mutfağa gittim ve cömert bir insan olarak atıştırmalıkları paylaştım. Aha, bu bir yalan, yakalandı. Öyle bir şey olmadı. Yalan söylüyorsun. Pika pika. Umarım bu hafızanı tazeler. Tatlı mı ısmarlayacaksınız? Ben varım. Bu düşündüğüm şey mi? Ah, evet. Bize her şeyi anlatacak. Pika pika. Aa, kes şunu. Tamam, gerçeği söyleyeceğim. Ne? Sana gerçeği söyleyeceğim. Ah, niye bağırıyorsun? Tamam söyle. Hediye vermeyi sevdiğimi biliyorsun. Bu sefer o kadar çok vardı ki nereye gideceğimi şaşırdım. Hay aksi, özür dilerim. Hediyeleri bırakmak için Noel ağacına yöneldim ama köpeği fark etmedim. Üzgünüm. Telafi etmek için kar yapmaya karar verdim. Yağmur, bunu bilerek mi yaptın? Kar olayı başarısız olunca stresle yemeye başladım ve her şeyi yedim. Herkesi kandırmak zorunda kaldım. Çok az atıştırmalık varmış gibi davrandım. Katilin sen olmadığını biliyordum aslında. Bütün atıştırmalıkları yemek benimmişim. Pika pika. Bekle. Ben katil değilsem, sen de katil değilsen, ben de değilim. O zaman kimmiş? Pika pika. İtiraf et. Bunun arkasında sen mi varsın? Pika pika. Senden başka suçlayabileceğimiz kimse kalmadı. Pika pika. Konuş, itiraf et. Sen olduğunu biliyordum. Pika pika. Bu sefer erken geldim ve oradaki herkese merhaba dedim. Sonra ışıkların sönük olduğunu gördüm. Onları tamir etmeye gittim. Wow. Pika pika. DJ'yi uyandırdım, biraz atıştırmalık aldım. Fotozonda fotoğraf çektirdim ve herkesle dans ettim. Ve sonra köpeği bulduk. Birbirimizden şüphelenmeye başladık. Doğruyu söylüyor. Katil o da değil. Pikachu da masum demek. Peki katil kim? Pika pika. Cihaz bir hata yaptı. Ah, tüm bu sorgulamalar beni acıktırdı. Pikachu? Ona ne yaptın? Hay aksi. Benim gücüm nerede? Benim gücüm. Sakın kediyi inciteyim deme. Pek sayılmaz, görüşüm kararıyor. Seni kurtarabilirim. Ben Jarvis. Robot asistanınız. Bu harika, sağ ol. Sorun ne gibi görünüyor? Her şey, ben nefes almakta zorlanıyorum. Hayır, nabız gitti. Acele et. Hazır. Hayır, Jarvis, ne yapacağız? Ameliyat. Cımbız. Bu buraya ait değil. Bunu değiştirelim. Hepsi bitti. Hiçbir şey işe yaramıyor. Kedinin iyileşmesi için lütfen beğen tuşuna basın. Daha fazla beğeni gerek. Sevimli kediciyi kurtarmamıza yardım edin. Daha fazla beğeni gerek. Çok teşekkürler. Şimdi çok daha iyi hissediyorum.
Yaşasın, bu harika. Geliyorum. Tavşanıma yiyecek lazım. Bir saniye ver bana. Hey! Hey! Sevimli kedicik neredeymiş? O benim tıram. Ne şirin bir satış asistanı. Para üstü. Neden kaçıyor? Eğer biri duş almazsa bir daha asla bahşiş alamayabilirim. Her şey hazır. Wow. Yaşasın. Artık temiz olacağım. Tamam. Ne yapacağım? Yürü. Gerisini alet halleder. Ah, çok fazla su. Bundan nefret ediyorum. Yürümeye devam et. Güzel kokuyor. Ne kokuyor? Kedi şampuanı. Yanakları ovmak gerçekten güzel hissettiriyor. Beğeneceğini biliyordum. Çok sıcak. Güneşin altındaymışım gibi. Şimdi de... Bu lazım. Ben gelmiş geçmiş en temiz kediyim. Doğru. Kedi şampuanı lazım. Seçim yapabileceğiniz çok şey var. Bunu alabilirsiniz. Benim gibi kediniz çok mutlu olur. Evet, eğer bir kedi yıkama makinesi alırsanız şampuan bedava olur. İkna edici değilsiniz ama bu sevimli küçük çalışan kesinlikle öyle. Bu çok fazla. Üstü kalsın. Pahalı aletler satma konusunda beceriklisin. Öyle mi gerçekten? Elbette. Bundan biraz alabilir miyim? Bunların hepsi normal kediler için. Sen daha iyisini hak ettin. Jarvis! Kimin kime yardım etmesi gerek? Seni teneke. Makinenin içinde 24 çeşit yiyecek var. Nasıl çalışıyor? Patinle vur ve rastgele yiyecek al. Hadi. Bir deneyelim. Basıyorum. Tadı çok leziz. Başka bir canın daha oldu. Acaba başka ne var? Asta mı? Bugün benim doğum günüm mü? Bilmiyordum bunu. Ben bugün olmalı diyorum. Ben de doğum günü pastası istiyorum. Bir dilek tut ve mumları üfle. Şimdi yiyebilir miyim? Elbette. Çok lezzetli. Kedim çok zayıf. Mama seçmeme yardım et. Peki ne kadar zayıf? Vay, kaybedecek bir saniye bile yok. Kedinizi günde 3 kez besleyin. İyileşir. 3 kez mi? Mesele şu ki ben genelde uzaktayım. O halde otomatik bir kedi besleyicisine ihtiyacınız var. Oo, öyle mi? Sadece önermek istemiştim. Mesela bu. Çok kolay. Ben bile halledebiliyorum. Aldım. Bahşiş kabarık satış asistanı için. Sen bir satış yıldızısın. Dur, dur. Tamam, dur. Ne oldu? Anladım. Jarvis, kırmızı alarm, kırmızı alarm. Hepsi tamam. Fiyuh, başardım. Artık kedi kumunu götürebilirim. Kendin halledebilirsin. Nasıl? Seni kastetmiştim aslında. Parmaklarım bile yok.
Jarvis! Neden hep ben? Bu kumanda ne işe yarıyor? Bas ve öğren. Vay! Harikaydı değil mi? Kort! Ne? Açıklayabilirim. Alışveriş için sabırsızlanıyorum. Ben de öyle. Hayır, ben ilktim. Teker teker. Bir yıldır çöp kutusu satmak için uğraşıyordum. Ve sen onu 2 dakikada sattın. İhtiyaç olan doğru pazarlamadır. Pazarlaman sağ olsun. Temizlenmemiz gerek. Burada kimse yokken burayı temizleyebilirim. Affedersiniz. Bura yiyecek için. İyi, başka bir yer bulabilirim. Yine yoluma çıktın. Başka bir yer daha bulurum. Neresi? İyi düşündün ama sana bir yatak almalıyız. Parayı seviyorum ama evcil hayvanları daha çok. Peki nasıl görünüyor? İyi mi? Hepsi benim mi? Tabii ki beğendim. Mükemmeller. Hamile kedim için en güzel yatak lazım. Sorun şu ki... Tam burada. Size göstereyim. Çok rahat bir minderdir. Çok iyi hissettiriyor. Hemen yanında da kediniz ve yavruları için tırmalama yeri. Bu inanılmaz. Üstünde püskül de var. Onunla oynayabilirler. Bu mükemmel ama bunu karşılayamam. Şimdi alın. Daha sonra ödeyebilirsiniz. Çok naziksiniz. Kediniz ayın çalışanı. Tekrar gel, bir dahakine para getir. Neden yatağından vazgeçtin? Ben onsuz yapabilirim ama bir hamile kedi yapamaz. Seni tatlı tortum. Sana daha büyük bir tane alayım. İşte bu. Yatağın teslim edilirken biraz oynayabilirsin. Vay, bir kutu dolusu oyuncak. Bir sürü eğlenceli şey var. Ne yani? Sadece yerde yuvarlanıyor mu? Harika. Bak bakalım yakalayabilecek misin? Bakayım. Neredeyse yakaladım. Hayır, yapamadın. Tamam. Hayır. Şaşkın demir parçası. Bir şey daha var. Bu şirin şeyi beğendin mi? Fareleri severim. Onu yakalayacağım şimdi. Hayır, yakalayamazsın. Yakalıyorum. Başarısız oldun. Şimdi görürsün sen. Hah, çok eğlenceli. Aha, ikimiz de eğleniyoruz. Merhaba. Yakaladım seni. Aman tanrım. Avcı, kendine dikkat et. Ne oldu? Ben çıkıyorum. Dükkandan sen sorumlusun. Onları rahat bırak. Ladybug, hiçbir yere gitmiyorlar. Ah, öyle mi? O zaman buna ne dersin? Ucuz atlattık. Burada bir suçluyu yakalıyorum ben. Ben de yardıma geldim. Ben kendi başıma iyiyim. Ben gideyim mi? Hayır. Hayvanları kurtarmak için takım olalım. Peki. Kedi gücü.
kimsin sen? Değilim. Seni kurtaracağız. Merak etme, güvendesin. Yakala onu. Şu tarafa kaçtı. Onu buldun. Sakin ol, kimse sana zarar vermeyecek. Öyle mi? Gerçekten mi? Ödümü kopardım. Ödün mü koptu? Tamam. Aa, patim acıyor. Sorunun ne olduğunu bulacağız. Süper şans. Peki nasıl çalışacaksın? Bu şey nasıl yardımcı olabilir ki? Bunu henüz düşünmedim. Patisi incinmiş. Bekle. Bu da ne? Bekliyorum ve merak ediyorum. Bununla ne yapmamız gerekiyor? Tebrikler. Merak etme. Sana çok iyi bakacağız. Gerçekten mi? Gerçekten. Kediler hakkında her şeyi bilirim. Hadi patini iyileştirelim. Bu işimizi görür. Geri çekil. Bir yolunu bulacağım. Mucizevi Ladybug. Tamamen iyileşti. Sağ ol, yürüyebilir ve oynayabilirim. Tanrım, hava neden bu kadar soğuk? Yeraltı barınakları böyle işte. Soğuk senin için çok kötü. Bekle, bekle. Fazlalıkları keselim. Ne yapıyor? Keşke bilsem. Bunu birleştireyim, bunu dikeyim, biraz siyah nokta ekleyeyim. Tamamdır. Şimdi nasıl oldu? Çok daha iyi hissediyorum. Hamile kediler bol bol dinlenmeli ve iyi yemek yemeliler. Çok doğrusun. Kedi gücü. Mükemmel. Ne düşünüyorsun? Harika bu. Başka bir canı daha oldu. Buna ne dersin? Vay, bu çok daha iyi. Bu alan çok geniş değil. Ne arıyorsun? Yavrularım için alan arıyorum. Hemen döneceğim. Bekle. Yavru kedilerin için yer ayarlayacağız. Süper şans. İşe yaramaz süper şans. Bir kağıt nasıl yardımcı olur ki? Evcil hayvan evleri yapıyoruz. Mükemmel. Hey, ben Ladybug. Hamile kedi için ev lazım. İşte bu. Dur, sana yardım edeyim. Teslimat. Kutularınız var. Bu gerçekten hızlıydı. İşte her şey burada. Burası sen ve bebeklerin için olacak. Yaşasın. Çok rahat. Bebeklerim buna bayılacak. Bu da müesseseden. Harika iş yapıyorsunuz. Çok eğlenceli bu. Ne oluyor? Yine mi sen? Al bakalım. Mükemmel zamanlama. Ev için malzeme almaya gitmiştim. Çok fazla çöp var. Bir saniye. İki evim oldu. Bu daha da havalı. Ne? Sana kediler hakkında her şeyi bildiğimi söylemiştim, değil mi? Ah, elimi incittim. Mucizevi Ladybug gücü işe yarayabilir belki. Yo, bozuldu. Teslim ol hemen. Hayır, olmayacağım. Ne oldu? Ne
neden üzgünsün? Yavrularımın oynayacak bir şey olmayacak. Oyun için bir sürü cihazım var. Lazer. Kediler lazere bayılır. Onları seviyoruz. Ne yapacağım? Her yerde. Bu nefis bir çikolata. Sorun ne? Bu sadece lazer. Hepsini yakalayamam. Kapat, kapat. Tamam, bu da olmadı. Yavrularımın bununla oynamasını istemiyorum. Neyle oynayacaklarını biliyorum. Neymiş o? Kedi gücü. Oldu, işte geliyor. Bu çöplerle oynamazlar. Bu harika bir oyuncak. Kediciklerim çok sevinecek. Peynire bayılıyorum. Peynir. Kurabiyeler 100 kat daha iyi. Biri kayıp. Bu iyi değil. Bu da değil. Bu çok sert. Ne yapıyorsun sen? Pençelerimi keskinleştirmeliyim. Bu mobilyalar uygun değil. Kendim bilakis kontrol ettim. Yavru kediler en iyisine sahip olacak. Süper şans. Wow. Bana pençe bileyici gibi görünmedi. Gerçekten bilmek istediğim şey ne kadar kablo oldu. Bir fikrim var. Bunu bağlayalım. İpi saralım. Bunu delelim. Tamam. Bir dene bakalım. Mükemmel. Kediciklerim buna bayılır. Sanırım buna da bayılacaklar. Bakayım. Çok güzel. Sonuçta ben yaptım. Oyun seni acıktırdı mı? Pek sayılmaz. Biraz peynir al o zaman. Merak etme. Bir doktor kontrol etmeli. Merhaba. Kedimiz yemek yemeyi reddediyor. Doktor nerede? İşte buradayım. Bir saniye. Biraz korkuyorum. Sakin ol. Ben doktorum, biliyorsunuz. Verdiğimiz hiçbir şeyi yemedi. Peynir bile. Peynir bile mi? Bir yolunu bulacağız. Perdenin arkasında bir kontrol yapalım. Tamam. Sensin. Yardım edin. Bir sorun mu var? Doktor onun en büyük korkusu. Sorun yok. Kaçırılıyorum. Sus. Kafese gir. Bu da ne? Yine mi sen? Hayır ben değilim. Ben veterinerim. İyi misin? Hem evet hem hayır. Ne demek istiyorsun? Kurtuldum ama doğum sancısı çekiyorum. Oh. Neler oluyor orada? Kolay bir yolculuktu. Çok şirinler. Evet, onlar benim. Onları kundaklamalıyız. Peynir de. Peynir! Merhaba, Ladybug. Kurtar beni. Dükkanımda vampir var. Hemen geliyorum. Tut onları, hemen döneceğim. Merhaba Andy. Kimse yok mu? Ara vermiş olmalı. Burası tuhaf görünüyor. Bir vampir. Dur. Yaklaşma. Al bakalım. Yardım edin. Bekle. Ben süper kahramanım. Bunu sen istedin. Aşık oldum. Andy. Ladybug benim adımı biliyor. Bloğunda gördüm.
Ladybug bana abone olmuş. Nasıl vampir oldun? Onu ben dönüştürdüm. Neden? Bir ev lazımdı. Karşılığında ona panzehir vereceğim. Ver şunu. Beni normal halime çevir. Merak etme, yardım edeceğim. Öyle mi? Tabii ki. Ben süper kahramanım. Courtney kıskançlıktan ölecek. Ne? Bana birini hatırlatıyorsun sanki. Bana çok sık söylerler. Daha önce tanıştık mı? Hiç sanmıyorum. Dostum, panzehir lazım değil mi? Pekala, işe koyulalım. Çok yakındı. Yeteneklerini kullanmayı öğren. Vay. Harika. Acele etme. Merak etme, çok kolay. Çocuklar, hızlanmama yardım edin. Daha hızlı koşmam için beğen butonuna basın. Dur! Üzgünüm. Evinin önünden geçtim. Bu senin için. Teşekkürler. Uçabilir miyim? Elbette. Woohoo! Bunu yapamazsın. Merhaba, oyuncak var mı? Bir vampir! Uzaklara gidecek ve tüm gördüklerini unutacaksın. Sanırım gitmeliyim. Bir şey daha, kanalıma abone olur musun? Ne kadar ilginç bir blog. Ne? Yakında herkes abone olacak. Seni insana dönüştürmek için acele edelim. Peki ya eğitim? Bunu anlayacaksın. Bu evi sevmiyorum. Hallederiz. Vay! Artık şansın daha da arttı. Ondan bir oyuncak yapalım mı? Bir fikrim var. İhtiyacımız olan şey bu. Sen en iyisisin. Hayır. Aşktan kaçamazsın. Bence çok tatlı bir çiftsiniz. Kimse sana sormadı. Merhaba, evcil hayvan maması lazım. Elbette. Ah, hayır. Mağazamıza hoş geldiniz. Mamayı kim için istediniz? Ben. Bu bir kurt adam. Vampirler ve kurt adamlar düşmandır. Yardım et. İşte başlıyoruz. Bu yardımcı olacak. Güzel kemik, sağ ol. Hadi hadi. Bir dahaki sefere bu kadar kolay kurtulamayacaksın. Ne dedin sen? Hiçbir şey. İyi günler dilerim. Canım benim. İşimize dönelim. Onun için bir oyuncağım var. Bir şeyler eksik. Antrenman yapabilirsin. Bir dahaki sefere o köpeğe göstereceksin. Kesinlikle. Ne?
Seni Courtney ile tanıştırmalıyım. Bunun iyi bir fikir olduğunu sanmam. Aradım bile. Ne yapmam gerekiyor? Ama maske var. Courtney, ben de seni arıyordum. Merhaba, duymamıştım. Yeni arkadaşımı tanıştırayım. Ladybug. Evet, ben de Opila'yım. Az önce buradaydı. Kör müsün? Zamanım doldu. Yardım lazım mı? Kedi evi yapıyoruz. Aa, ne tatlı bir şey. Sen tam bir yalancısın. Sanırım bir şeyler yapabilirim. Onunla tanışmalısın. Hiç sanmıyorum. O inanılmaz. Çok akıllı ve güçlü. Vay be. Ayrıca bir sürü havalı aleti var. En iyi kız o. Tanışmak için sabırsızlanıyorum. Vampir gibi aç olmalısın. Nefis. Ladybug nerede? Gitme vaktim geldi. Yapacak işlerim var. Bekle. Ladybug'la tanışmalıydın. Hey Romeo. Nerede uyuyacağım? Nerede istersen. Sen bir kedisin. Bir yatak lazım. Tehlikede olduğunu biliyor musun? Bekle. Ne istersen hemen yapacağım. Geri döndüm. Nerelerdeydin? Süper kahramanlık görevindeydim. Vay! Bu tabut niçin? Bu benim yatağım. Merhaba, sen de mi vampirsin? Hayır, ben kara kediyim. Çok tatlısın. Kara kedi. Teşekkürler, üzerimdeki büyüyü bozdun. Benim için bir görev, çünkü ben kahramanım. Seni seviyorum Ladybug. Ladybug, 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 iyi misin? Beni korkuttun. Süper kahraman için fazla korkaksın. Wow. Yatağın çok güzel. Çok iyisin Andy. Özel bir şey değil. Aferin. Olamaz. Patron beni öldürecek. Pençelerimi nerede keskinleştireyim? Bunu nasıl çözeceğimi biliyorum. Kartonla bu işi çözebiliriz. Bana ilham verdin. Bir daha asla bir şeylere zarar vermez. Tamam, eşyaları rahat bırakayım. Elimde...